Merhabalar, hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Umarım iyiniz, iyisinizdir. Gününüz güzel geçmiştir. Beni sorarsanız valla çok yorucu bir günün içinden çıktım. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir uzun bir gün oldu benim için. İş günü bugün bayağı bir kalabalık. Her neyse. Şimdi yavaştan videomuza girelim. Söz vermiştim bir önceki videoda. Türkler için en uygun Avrupa ülkelerinden bahsedecektim. O yüzden bugünün konusu o olacak. Arka fonlara size güzel müzikler ayarladım. Hem beraber dinlenelim hem de konumuza girelim. Şimdi arkadaşlar. Birincisi, açıkçası bu videoyu yaparken derdim gerçekten Türkiye'nin aklı başında, bilinci yerinde, öyle söyleyeyim. Çünkü kendi ülkemizde insanların bilincinin çok yerinde olmadığını düşünüyorum ben. Öyle, en azından %80'inin sadece sosyal medya bağımlısı zombilerden oluştuğunu düşünmekteyim. O yüzden bu video kalan %20 için olsun, öyle söyleyeyim. Gerçekten bir şeylerin peşinden koşan, bir şeyler için savaşan gerçek insanlar için olsun. Çünkü onları zaten aklı başında ne yapacağını az çok bilirler. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, toplum gereği en azından benim bildiğim, ben 90'lar çocuğuyum. 90'larda büyümüş bir insan olarak size vereceğim tavsiyeler de kesinlikle yine 90'larda büyümüş bir adamın kafasına göre Avrupa ülkeleri olacak aslında. Şimdi birincisi, gerçekten iletişim açık bir toplumuz, seviyoruz. İnsanlarla etkileşime girmeyi, insanlarla muhabbet etmeyi ve mümkünse o insanların böyle biraz easy going dediğimiz, kolay anlaşabileceğiniz, kolay muhabbet edebileceğiniz insanlar olmasını seviyoruz, öyle söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar, bizim için olmazsa olmazlardan birisi nedir? Kesinlikle iletişimi iyi olan toplumlar. Bu bizim için gerçekten olmazsa olmaz. 2. Sosyal hayatı seven bir milletiz arkadaşlar. Sosyalleşmeyi de seviyoruz, sosyal hayatı da seviyoruz. Ve hani millet olarak en azından benim neslim çok spontane takılan, yani bildiğiniz sokakta büyümüş bir nesiliz biz, yani öyle söyleyeyim. Evin yolunu anca gece vakti annemiz ararsa bulabilen tiplerdik biz, öyle söyleyeyim. O yüzden hani böyle düşünürsek arkadaşlar, yine sosyal hayat da bizim için önemli. Çünkü çok küçük yaşlardan beri dışarıda büyümüş çocuklarız biz. Bir yudum alacağım. Sonrasında devam edelim. Diğer önemli bir konu da bu bizim için arkadaşlar. Sosyal hayatın önemi var. Gideceğimiz herhangi bir ülkede. Yine bunların dışında ne olabilir derseniz, tabii ki de yani maddiyat aslında hepimiz için önemli olan bir şey. Yani en azından temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp istediğimiz şeylere ulaşabileceğimiz maddiyat da yine bizim için önemli bir konu. Neden öncelikle bizden bahsediyorum arkadaşlar? Öncelikle kendimizi tanımamız lazım ki biz neyi seviyoruz, neyi sevmiyoruz anlamamız lazım ki sonra Avrupa'da bize hangi ülke iyi olabilir, hangi ülke bizi mutlu edebilir, onları düşünelim. Ne dedik? Sosyallikten bahsettik, iletişimin öneminden bahsettik ve tabii ki de maddiyatın, yani finansın bizim için hayatımızdaki yerinden, öneminden yine bahsettik. Peki bunların dışında ne olabilir? Tabii ki de iklim koşullarının iyi bir yer olması lazım. Neden? Yani habitatımız gereği sıcak havayı seven, en azından düzenli havalara alışmış bir milletiz. Yani ne çok soğuk ne çok sıcak ya da böyle sürekli değişken havaları tercih eden bir millet değiliz. Biz genelde havamız sabit bizim abi, yani hani 25-26 derece oda sıcaklığımız var. 37'den aşağı İstanbul'da zaten hava düşmez. Yazın oldu mu 40-50 gider yani, hani öyle. Bize bir de düzgün bir hava lazım. Şimdi böyle düşündüğünüzde tabii ki de ne oluyor? İster istemez aklınıza Avrupa olarak Avrupa'nın güney ülkeleri, onun dışında yurt dışında da yine güneydeki ülkeler, nere mesela Amerika'ya gidiyorsanız New York değil de atıyorum Kaliforniya, Los Angeles, yani daha çok Güney Amerika olabilir. Ya da yine Avustralya bize uygun bir ülke olabilir, ya da Yeni Zelanda gibi ülkeler bize daha çok uygun ülkeler. Soğuk ülkeler neden bize uymuyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. İşte bunlar nedir? Kanada gibi ya da Kuzey Avrupa gibi. Çünkü hem iklim gereği soğuk, hem insanları gereği soğuk, hem de bizim çok dokumuzun ileriki vadede uyum sağlayacağı ya da uzun yıllar yaşayacağımız ülkeler değil. Şimdi bu maddelerden bahsettiğimize göre gelin isterseniz hangi ülkeler, böyle çeşitli ülkelere değinerek bir gidelim bakalım ne var ne yok. Şimdi arkadaşlar, ben şahsım olarak Türkiye'ye en yakın yer olarak her zaman Yunanistan'a düşünmüşümdür. Neden? Çünkü Yunanistan benim 90'larda yaşadığım çocukluğun birebir aynısını 2023'te yaşayan bir ülke abi. O yüzden benim için Yunanistan başta gelir, öyle söyleyeyim. Ekonomik olarak çok süper değil ama Türkiye'nin ekonomisinden iyidir. Ortalama 1000-1200 bandında en kötü, yani en baştan diyelim işlerde kazanabileceğiniz bir para var. Bu bantlarda para kazanırsınız. Orada kazandığınız o 1200 lira size yeter. Yani kiralar 600 civarı, 700 civarı bir şeyler, öyle söyleyeyim. Geriye kalanla da karnınızı doyurur, ayınızı kapatırsınız. Karın tok, sırt pek, yolunuza devam edersiniz. Ha, birikim yapılabilir mi? Biraz sana kalmış. Bak, Avrupa'nın hangi ülkesine gidersen gir. Karnın aç kalmayacak, merak etme. Oranın ücretiyle, oranın asgari maaşıyla inan bana orada geçineceksin. Hangi işi yaptığın önemli değil. İstersen git güvenlikçilik yap, istersen git garsonluk yap, istersen git bizim gibi beyaz yakalı şirkette çalış. Orada kazandığın para Avrupa'nın hangi ülkesine gidersen git, orada yaşam için, sadece o ülke için yeter sana. Bunu o yüzden unutma. Bundan sonra biraz daha iş kişisel olaylara dönüyor. Yani senin kişisel beklentin ne abi?
Sen buna bir cevap vereceksin. Ulan ben para mı istiyorum? Ben pul mu istiyorum? Yoksa ben güzel bir hayat, yani ne bileyim işte bu saydığım şeyleri yaşayabileceğim bir hayat mı istiyorum? Çünkü maalesef bunların ikisini bir arada yakalamak çok kolay olmuyor. İnsanlar genelde bazen fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Nereden mi biliyorum? Kendimden biliyorum. Mesela 6 yıldır ben İrlanda'dayım. İrlanda güzel bir ülke. Her zaman demişimdir, özellikle aileler için falan muazzam bir ülke. Kafa dinlemek isteyenler için muazzam bir ülke. Kışı soğuğu, yani soğuk felaketi sevenler için burası bulunmaz kaftan. Yani yazın bile abi her türlü yağar yani burada yağmur. Bak bugün diyordum, yine bugün de yağmur yağdı. Hava kapalıydı, montla gezdim mesela sabah. Ama işte öğleye doğru sapıtıyor falan, biraz daha sıcak oluyor gibi gibi. Yani yine aslında arkadaşlar, olay hani dağıtmadan neyi beklediğinizle alakalı. Şimdi Avrupa'daki ülkelerden bahsediyoruz ama önemli olan siz insan olarak ne bekliyorsunuz abi? Sizin önceliğiniz ne? Bu insandan insana değiştiği için benim size söyleyeceklerim sadece benim kendi genellemelerim ve kendi düşüncelerim olabilir. Öyle söyleyeyim. O yüzden bunun da farkında olun. Kararınızı kendinize göre, kendi önceliklerinize göre verin. Yunanistan dedik. İtalya'ya yine tıpatıp benzeri. Belki Yunanistan'ın 20-25 yıl ötesinde ama en azından yine benzerlik taşıyan bir ülke olarak gerçekten bence İtalya'da sizin çok rahat mutlu olabileceğiniz, çok rahat insanlarına adapte olabileceğiniz bir ülke. Neden? Kültürü de bizimkine benziyor. Bizim gibi böyle akrabalık, aile ilişkileri çok gelişmiş, insanların olduğu, sıcakkanlı, spontane, gerçekten hani çok kolay iletişim kurabileceğiniz insanlar İtalyanlar. O yüzden seversiniz. Özellikle Güney İtalya muhteşem. Hani bir Toskana'ya gidersin ya da işte bir Bari'ye gidersin falan. Buralar gerçekten muazzam. Öyle söyleyeyim. Ha tabii pahalı yerleri de var işte Amalfi gibi ama işte oraya para lazım. Amalfi'ye gitmek istiyorsan para lazım ama İtalya diyorsanız ben size sadece tek kelimeyle söyleyebileceğim yer kesinlikle ama kesinlikle Roma'dır abi. Ben Romacıyım. Roma'yı da çok seviyorum. Herkese de tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. Ama mesela İtalya'yı düşününce bir Milano demem. Genelde ne hikmetse arkadaşlar, bir ülkenin başkenti hep tıp çıkıyor. Yani hani kelek çıkıyor. Ülkenin ikinci büyük şehri her zaman daha güzel oluyor. Bakın mesela bu örnek İspanya'da da öyledir. İspanya'da yine bence bizim için çok güzel bir ülke. İnsanlarımızın çok rahat adapte olabileceği ülke. Ve insanların bol bol dedikodu yaptığı bir ülke. İspanyollar çok sever dedikoduyu. Öyle söyleyeyim. Ben şahsım adına çok sevmiyorum. Hani millet sıralamamı yaparsak ilk 5'e, ilk 3'e yani şöyle olur. Yunanistan, İtalya, İspanya. Hani böyle olabilir. Ya da İtalya, Yunanistan yer değiştirebilir gibi gibi. Neyse. Yani arkadaşlar seçiminizi yaparken bunlara da dikkat edin. Çünkü gerçekten benim anladığım bir şey varsa yurt dışında yaşamaktan, sizin sosyo-kültürel durumu sizin için çok önemli bir ülkenin. Yani çünkü sizin beklentileriniz aslında ona göre gelişiyor. Çünkü bir yerden sonra para kazanmak, çok para kazanmak, daha çok para kazanmak olmuyor. Kafanızdaki öncelikler tamamen değişiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden sizin bunu da kendiniz oturup bir düşünmeniz lazım abi. Öyle. Ama bana sorarsanız insanoğluyuz. Uzun vadede sosyo-kültürel olarak uyum sağladığımız ülkelerde daha uzun yıllar yaşamaya meyilliyiz. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu Avrupa ülkeleri saydığım gibi Yunanistan'ı, İtalya'sı, İspanya'sı sizin için başta gelir. Heh. Bunun dışında ne olabilir? Malta olabilir. Malta da güzel bir seçenek. Küçük bir ada ülkesi ama insanları yine tatlış. Hani çok iş ilanı olan bir yer değil ya da iş imkanı olan bir yer. İş ilanı değil, iş imkanı çok olan bir yer değil. Daha çok online kumarhane sektörünün çok yaygın olduğu bir yer Malta. Tavsiye eder miyim? Yani güzel bir yer ama hani sektör kısıtlı, bilmiyorum. Bir de ada arkadaşlar, ben ada psikolojisini çok sevmem. İrlanda'da bir ada. Çünkü kendini bir tık tutsak hissediyorsun. Ana karalarla bir ilişkin olmadığı için, yani bir karayolun olmadığı için ana karalarla ya da ana Avrupa'yla. O yüzden hep böyle adadasın, hani kısıtlıymışsın gibi hissedebilirsin. İrlanda'da öyle, hani malum bizim bir yere bir bağlantımız yok. Yani okyanusun ortasındayız abi. Öyle bir durumumuz var. En yakınımızdaki ülke İngiltere ya da Fransa. Avrupa Birliği olarak da Fransa oluyor yani, öyle. Yine bunun dışında Portekiz bence yine neşeli, güzel bir seçenek. Portekiz diğer bu saydığım ülkelere göre çok sıcak olmaz. Ama Portekiz'de hem insanları olsun, hem sohbeti olsun, hem hayatı olsun sevebileceğiniz bir yer. Ve saydığım bütün bu ülkelerde istisnasız maaş arkadaşlar. Yani gelir bandı aylık. Yani 1200 ile 1700 arasında gider gelir. Hani max 1700. Tabi bu bahsettiğim işler hep giriş seviyesi. Sıfırdan giden insanların aldığı maaşlar. Tabii ki de durumunuza göre, sizin yeteneğinize, ne kadar kalifiye olduğunuza göre ya da ne kadar tecrübeli olduğunuza göre de bu illaki değişecektir. Öyle söyleyeyim size. Başka hangi ülkeler olabilir? Devam edelim listemize. Hadi biraz daha böyle kuzeye doğru gelelim. Bakalım neler var. Ben arkadaşlar hani bu taraflarda mesela örnek veriyorum. Almanya ya da Avusturya dediğinizde ben Avusturya diyorum. Avusturya'nın daha fazla çeşitliliğe sahip olduğunu ve Avusturyalı insanların daha açık, daha sohbete muhabbete açık olduğunu inanıyorum. Bir Almanlara
hitaben karşılaştırdım. Almanlar kötüdür değil ama bu Suriyeliler daha açık gibi geliyor bana sohbete, muhabbete. Bunu nereden biliyorum? Kendi edindiğim arkadaşlarımdan biliyorum. Yani anlayabiliyorsunuz arkadaşlar hangi millet daha böyle bir açık, kanallar daha açık, sizle muhabbete daha gönüllü. Bunu anlayabiliyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Hatta bunu yapmak için çok basit bir yöntem var. Gidin bir ay Yunanistan'da tatil yapın. Her milletten, Avrupa'nın özellikle her milletinden, hatta Amerikalılar oradan buradan her yerden insan göreceksiniz. Kendiniz karar verin. Hangileriyle daha iyi anlaşıyorsanız bilin ki o ülkelerde hayat sizin için daha güzel olabilir. Böyle küçük bir pratikle de bunu halledebilirsiniz aslında. Şu 10 dakikada söylediğim her şeyi bir tatilde halledebilirsiniz aslında yani. Eğer gözler açıksa, yani ne aradığınızı biliyorsanız, bu çok basit diyebilirim. Yine diğer ülkelerden bahsedelim. Başka neresi olabilir? Mesela İrlanda, İngiltere açmazına geldiğinizde ben İngiltere'deyim. Çünkü biz İngiltere'nin ne bileyim bir köyü gibi bir şeyiz yani. Hani şimdi İngiltere ile burayı karşılaştıramazsın. İngiltere daha büyük bir simülasyon. Hayat şartları daha yakın. Tabii ki de hani bize göre daha çok daha iyi. Ama hani hayat olarak çok yakın. Birbirine benzer İrlanda ile İngiltere. Onun dışında Danimarka, Belçika gibi seçenekleriniz var ki bunlar da birbirine çok yakındır ama özellikle yanılmıyorsam en azından Belçika'da çok da bizim böyle özellikle Orta Doğuların çok sevildiğini düşünmüyorum ben arkadaşlar. Bunu da nereden anlıyorum mesela? En son geçenlerde bir konsolosluğa gitmiştim ben burada, Belçika konsolosluğuna. Yani muamele leş gibiydi, öyle söyleyeyim size. Yani sanki şey yapmışsınız, elinizde tüfek, annelerini babalarını öldürmüşsünüz heriflerin ve saçma sapan davranıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani kuzeye geldikçe dikkat edin, benim söylemim de değişiyor ama arkadaşlar bu kuzeyin gerçeğidir. Kuzey Avrupa her zaman gridir, Kuzey Avrupa her zaman yağmurludur. Hangi ülkesine giderseniz gidin, insanları her zaman biraz mesafelidir. İnanın bana bunda havanın da çok büyük bir etkisi vardır. Yani hani maalesef arkadaşlar, yani bu biraz hayatla alakalı, insanların büyüme tarzıyla, çevresiyle, habitatıyla, her şeyle alakalı. Öyle söyleyeyim. Başka nereler olabilir? Lüksemburg sorusu bana çok sorulmuştu. Vallahi arkadaşlar Lüksemburg yani toplasam bir köydür abi yani. Evet, Avrupa Birliği'nin başkenti sayılan yerdir. Ama bir köydür abi. Evet, çok iyi gelir elde edersin Lüksemburg'da iş bulursan. Muazzamsın. Ama bir köy olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani bana sorarsan hani madem böyle biraz daha lüks bir hayat istiyorum, Lüksemburg mu ya da İsviçre mi mesela, ABD olmasa bile yine gidebileceğiniz, Avrupa vatandaşları çalışabileceğiniz bir yer, İsviçre derim abi yani. Hani biz Zürih varken ben ne yapayım Lüksemburg'da yani. En azından hani gidiyorsanız da ülke biraz büyük olsun yani. Hani yarım saatte ya da bir günde, maksimum bir haftada ülkeyi bitirebileceğiniz yerlere gitmeyin. Yani bir haftada bitirebileceğiniz ülkelerden uzak durun bence. Her zaman keşfedilecek bir şeyler lazım size. Özellikle gurbetçi olduğunuz için, yani siz orada bildiğiniz göçmensiniz. Göçmenin en büyük arzusu nedir? Keşfetmek, gezmek, görmek. Çünkü sana bu düşüyor. Sen zaten ülkenden çıkıp gelmişsin. O yüzden ne kadar büyük bir ülke, ne kadar eğlenceli insanlar, ne kadar iyi bir hayat senin için, o kadar daha oradaki süreni uzatır, kalırsın yani. Bunun dışında nerelerden bahsedebiliriz? Biraz Avrupa'dan çıkalım isterseniz artık. Çok fazla bahsettik Avrupa'dan. Hani bizim yani biraz daha Slav tarafına gittiğimizde neler var diye düşünüyorum. Yani Bulgaristan var. Bir seçenek olabilir. Why not? Yani bana sorsan Kuzey Avrupa mı, Bulgaristan mı? Bulgaristan diyebilirim. Yani hani öyle insanları biraz daha tatlıdır. Ben Hırvatları çok severim. Hırvatistan'ı da çok severim. Hırvat insanları gerçekten çok iyi kalpli insanlardır. Ben nerede Hırvat'a rastladıysam istisnasız, gerçekten çok böyle uzun olurlar genelde. Boy olarak hep uzundur. Bir Hırvat'ın Hırvat olduğunu anlamanın en kolay yolu boyu abi. Herifler her zaman uzun. Kadın ya da erkek ve yapılılar. Ama kalpleri de bir o kadar böyle çocuk gibi böyle sıcak yani, öyle söyleyeyim. Benim çok yakın iki arkadaşım vardı İrlanda'ya ilk geldiğim yıllarda. İkisi de Hırvat'tı ve muazzam insanlardı yani. Acayip de sohbete, muhabbete açıklar, öyle söyleyeyim. Yani Slav ülkelerini de aslında tavsiye ederim. Öyle ya da Çek Cumhuriyeti yine gayet keyifli bir ülke olabilir sizin için. Avrupa dışında yine dediğim gibi bir bahsedelim, neresi var. Arkadaşlar kendim adıma ben Amerika sevdalısı bir herif değilim. Yani Amerika'yı da çok sevmiyorum. İstanbul gibi bir keşmekeşten çıkıp da New York gibi bir keşmekeşin içine düşmem. Daha çok yani Amerikalıların değil de oradan buradan toplama kampı gibi bütün Latinlerin yaşadığı bir başkentte yaşamayı tercih etmem. Ha, Amerika'ya da gideceksem illaki yine güney kıyılarına yalvarırım. Bakın dikkat edin, ne benim için önemli etmenler, insan, hava, bunlar çok önemli abi. Öyle. Ama eğer yurt dışında, hani Amerika dışında bir seçeneğim olsun diyorsanız, vallahi ben size söyleyeyim arkadaşlar, açıktan Avusturya derim. Hem hayat koşulları çok iyi, hem insanları çok tatlı. O olmadı, Yeni Zelanda. Çok daha iyidir aslında Yeni Zelanda. Tabii buralara gitmesi, iş bulması bir tık zor. Öyle. Kanada çok tercihim olmaz. Çok soğuk bir ülke çünkü. Evet, refah seviyesi muazzam ama soğuk bir ülke olduğunu değiştirmiyor bu gerçeği. O yüzden orayı da tercih etmezdim.
Yine bize yakınlardan bir yer söyleyeceğim. Komik gelebilir. Bence çok güzel bir ülke. Sırbistan. Acayip güzel. Sırbistan, Karadağ, özellikle Montenegro tarafı falan. Muazzam yerler abi. Ve buraya siz Türk vatandaşı olarak pasaportunuzla zaten 180 güne kadar girebiliyorsunuz mesela. Yani kısaca toplarsak hani ben kendim için önemli olan ve güzel olan ülkelerden bahsettim. Size de bir fikir verdiyse gerçekten mutlu olurum. Ama dediğim gibi toplarsanız arkadaşlar bir Türkiye'li için, Türkiye'den gitmiş bir insan için önemli olan şeyler bir, gittiğiniz ülkedeki sosyo-kültürel durumun sizin kendi kültürünüze, sizin sosyolojik durumunuza yakın olması. Yani sosyal olarak kendinize yakın bir ülkeyi ve vatandaşlarını tercih etmelisiniz diye düşünüyorum ki o ülkede daha uzun yaşayabilirsiniz. Hava kesinlikle, iklim ve habitat çok önemli abi bir yerde uzun yaşamak için. Ve tabii ki de en önemlilerden biri de ekonomi. Ekonomi evet böyle çok belki hani güneyde dediğim gibi çok fazla iyi olmasa bile yine de en azından eğer sizi mutlu ediyorsa, hayatınızı döndürüyorsa bence neden olmasın diyorum arkadaşlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım size bilgi vermiştir. Bu sefer çok fazla ülkeye değindim. Sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa lütfen yine videonun yorumlar kısmında paylaşın. Severek yanıtlamaya çalışırım. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.